İngiliz getirdi başımıza Kemalizmi musallat etti. Artık Kemalizm Türkiye'yi taşıyamaz duruma gelince de ikinci B planı, bir de Amerika'nın BOP dediği Büyük Orta, Büyük Orta Doğu projesi, Yeşil Kuşak. Yani terörü yeşile boyayacaklardı. Manası bu. Terörü yeşile boyayacaklardı. Bugüne kadar terör kırmızı geldi. Kızıl geldi. Sosyalist tarzında geldi. Şimdi bunlar bunu baktılar ki millet buna prim vermiyor. Sürükleyemiyor artık. Kemalizmin kırmızı rengi sürükleyemiyor. Kemalizmin yeşil rengini ortaya çıkarttılar. FETÖ. Eğer Allah göstermesin muvaffak olsaydı FETÖ, 100 sene, 150 sene Kemalizmin yaptığının 100 mislini bu millete yapacaktı. 100 mislini. Ona hiç olmazsa ağız dolusu konuşabiliyordun. Bağırabiliyordun, buna bunu da yapamayacaksın. Karşındaki namaz kılan dinsiz. Dinden, imandan haber olmayan namaz kılan. Müslümana işkence yapıyor. Ötekisine diyor ki, ben yoruldum ya, ben namaz kılmaya gidiyorum, sen devam et. FETÖ. 40 sene bu memlekette devlet idare ettiler. 40 sene. Meclis de kuklaydı, asker de kuklaydı, hepsini istila etmişlerdi. 40 sene. Adliye, polis. Bizim orada İstanbul'da şeyde, Ümraniye'de kursumuzu yakmaya geldiler. Açık. Milleti tahrik ettiler. 1000 kişiyi sürüklediler, getirdiler kursun önüne. Bir gün evvel geldi, onlardan şeyin emniyet müdürü geldi, konuştuk. Bir gün evvel. Ümraniye'nin emniyet müdürü. Genç birisi. Geldi. Onlar tabii şey yani, takviye onlarda esas olduğu için, yani dinleri yalan. Takviyenin manası bu. Dini yalan yani. Hocam ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? O önde oturduk. İyiyiz işte, burada uğraşıyoruz. 3-5 tane talebemiz var. Kız çocukları var yukarıda, 40-50 tane. Onlarla meşgul oluyoruz. Ümmet-i Muhammed'in çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz. Öyle tamam hocam falan ayrıldı gitti. İkinci gün akşam namaz vaktiydi değil mi? Akşam namazına yakın, kimden sonra 1000 kişiyi Ataşehir tarafından organize ettiler. Önlerine sivil polis koydular. Kendileri de gitti. Orada yakında bir hastane var. Oraya karargah kurdular. İrtibat kuruyorlar. Hadise başlayınca, yani bize baskına geldikleri zaman 155'i arıyorsun cevap vermiyor. 118'i arıyorsun cevap vermiyor. 154'ü arıyorsun cevap vermiyor. Tüm iptal etmişler. Mahallelinin tamamı emniyeti arıyor, emniyet yok ortada. İptal etmişler. O bölümü iptal etmişler. Ve kursu yapmaya geldiler. Allah yardım etti. Orada 5-6 arkadaşımız vardı. 10 kişi var mıydı bilmiyorum. 10 kişi. 10 kişi civarında dergahta adam vardı, erkek vardı yani. Artık ölümüne deyip o 1000 kişinin arasına daldı bu 10 kişi. Demek onların gözüne ne görüldüyse paramparça olup kaçtılar hepsi. Birkaç tanesine vurmak için sopayı kaldırıyorsun. Hocam ben emniyetçiyim diyor. Ben polisim diyor. En aşağı 10 tane böyle adam çıktı. 10 tane polis. Sivil onların önüne düşmüş getirmiş onları organize ediyor. 40 sene bu milleti böyle yaptılar. 40 sene. E şimdi bu 40 seneden beri verilen hükümlerle 20 senedir 30 senedir içeride yatan adamlar var. Bunlar hain. Benim 32 sene kesinleşmiş günüm vardı. Bunların hepsi bu hakimlerden verilmiştir. Tamam. Kesinleşmiş 32 sene günüm vardı benim. Hepsi basın suçu. Nereden namaz kılan bir hakime düştüysek mutlaka ceza verdi. Ben 40-50 tane, 60-100 tane dava görmüş bir adam yani. Yalan söylemiyorum. Nasıl ki bir namaz kılan hakime davam düştü, katiyetle ceza verdi. Dosyada bir şey yok.
Şöyle demiş, böyle demiş. Ama onun basın suçu. Daha garibini söyleyeyim size. O bana ceza veren hakimlerden birisi, biz Elazığ'dayken bana adamlarla kaç defa haber gönderdi. Bu FETÖ'cüler hakikaten Allah bunların bin türlü belasını versin, daha da verecek inşallah. Böyle bir cins ürememiştir yeryüzünde ya. Böyle cinsler ürememiştir ya. Bunlar nasıl insandır ya? Bunlara insan demek insanlık haysiyetine ve şerefine yazıktır ya. Yani ona da insan deniliyor, şuna da insan deniliyor yani. Şerefe yazık, insanlık şerefine yazık ya. Kaç defa bana haber gönderdi o hakim. Hocam hiç endişe etmesin, yani rahat hareket etsin. Biz mahkemedeyiz, bize intikal eden bir dava olsa Allah'ın izniyle üstümüze bir şeyini yaparız. Ceza verenlerden birisi bu. Ceza verenlerden birisi bu.